Hazreti Fatıma'yı yad ediyorlar. Kurban olasınız Fatıma'ya. Bugün şimdi Muharrem vesilesiyle bakıyoruz. Kendilerine işte Ehl-i Beyt dostları diyen, Ehl-i Beyt'i sevdiklerini söyleyen, kendi tarihleriyle kendilerine Alevi diyenler, Hazreti Ali'yi sözde sevenler, Hazreti Hüseyin'i sevenler, istisnalar kaideyi bozmaz. Genelde baktığımızda Allah için elinizi imanınıza koyarak söyleyin. Bu insanlar Hazreti Muhammed'i seviyorlar. Yemin ederim ki sevmiyorlar. Günahları kadar Hazreti Muhammed'i sevmiyorlar. Ve ondan hoşnut değiller, memnun değiller. Ama onun evlatlarını seviyorlar. Onun torunlarını seviyorlar. Yaşantılarına bakalım, acaba Hazreti Muhammed'in aleyhissalatü vesselam torunlarının yaşantısı var mı? Hazreti Hasan'ın, Hazreti Hüseyin'in, Hazreti Ali'nin, Hazreti Cafer-i Sadık'ın yaşantısı, Muhammed Bakır'ın, Zeynel Abidin'in radiyallahu anh'ın ecmain yaşantıları öyle miydi? Böyle eline saz alıp, saz çalıp öteye beriye göbek atmak. Böyle mi yaşamıştı Hazreti Ali, Hazreti Fatıma, Hazreti Hasan, Hüseyin? Böyle mi yaşadılar? Sürekli çamaşır yıkamaktan, ekmek yoğurmaktan, ocak tandır yakmaktan, el değirmeni çevirmekten, Hazreti Fatıma annemizin elleri nasır tutmuş. O kadar ki artık bakıldığında bir bayan eli olmaktan çıkmış. Çalışan bir işçinin elleri gibi. Hazreti Ali Efendimiz ellerine bakıyor. Kainatın efendisinin kızını, cennet hanımlarının efendisi, cennet hanımlarının baş tacı Fatıma'nın ellerine bakıyor, acıyor. Çatlamış, yarılmış, nasırlaşmış, su toplamış. Diyor ki, babana ricada bulun, sana bir yardımcı versin. Ev işlerinde seninle hizmet edecek, sana yardım edecek birisini versin. Sen de biraz kendine zaman ayır, kendine bak. Hazreti Ali'nin bu sözünü Cenab-ı Peygamber'e ulaştırmak için ve kendisi de bir yardımcı istemek için kainatın efendisinin yanına gidiyor. Hazreti Fatıma ellerini gösteriyor ve arzusunu ifade ediyor. Bir yardımcı istediğini, yetiştiremediğini, yapamadığını, artık ellerinin mahvolduğunu alemlerin efendisine bildiriyor. Kainatın efendisi o elleri öpüyor, kızının ellerini öpüyor, yüzüne gözüne sürüyor. Bakın cilveye bakın. Ve ona buyuruyor ki, kızım, her namazdan sonra 33 kere Subhanallah, 33 Elhamdülillah, 33 kere de Allahu Ekber de, ellerini yüzüne sür. Bir yardımcı istemenden daha hayırlıdır. Muhammed'in kızına yakışan budur buyuruyor. Allah'ı zikret. Kendi nefsin için, kendi dünya işlerin için insanları kullanma buyuruyor. Yardımı Allah'tan iste, Allah'ı zikret sen. Ve ona bir yardımcı vermiyor. Onu zikre teşvik ediyor. Allah'ı tesbih etmeye, takdis etmeye, tekbir etmeye teşvik ediyor. Evet, Fatıma'nın yaşantısı böyle miydi? Ona böyle bir yaşantı mı gösterilmişti? Şimdi bakıyoruz, cem evlerinde toplanan o bayanların ellerine, tırnaklar pedikürlü, manikürlü, ojeli, saçlar yapılı, göz dudak her yer sürülü, türkü çağırıp oynuyorlar. Hazreti Fatıma'yı yad ediyorlar. Kurban olasınız Fatıma'ya. Hazreti Hasan'ı yad ediyorlar. Hüseyin'i özellikle yad ediyorlar. Öyle miydi Hüseyin? Hüseyin Medine fakirlerinin babası idi. Sürekli geceleri başına bir poşu bağlar. Kimse beni tanımasın diye yüzünü gözünü sarar.
evlerin kapılarına gece karanlığında bir çıkın bırakır, kapıyı çalar, kaybolur. Kapıyı açarlar, bakarlar ki erzak, ihtiyaç duyulan erzaklar fakirlerin evlerine ama kimse yok. Anlarlardı ki bu Hüseyin'dir. Onun şehadetinden sonra kimse öyle gizli geceleri kapıları çalmadı diyor sahabe-i kiram. Daha kapılarımız çalınmadı. Her gece 100 rekat namaz kılarmış Hüseyin. Ve Allah'a yalvarır, dua edermiş. Bugünküler bizim namazlarımızı o kıldı diye namaz kılmıyorlar. Hüseyin böyle miydi? Allah Resulü'nü sevmek ve onu sevenleri sevmek. Gerçek sevgi bu. O sevgi onları yaşarsak ortaya çıkar, gelişir, büyür, şekillenir. Yaşarsak arkadaşlar.